Onlar 15 Temmuz'un gizli kahramanları. Marmaris'teki sağlık ekibi Cumhurbaşkanı'nı korurken vurulan polislere müdahale etmek için kurşunların arasına daldı. Darbeci askerler burada Muğla polisiyle çatışmaya girdi. Çatışma esnasında sağlık ekipleri yaralı polisleri gözüne kırpmadan çatışma sahasına girerek güvenli bölgeye çekti. Baktığınız zaman belki bir güvenli alanın oluşması gerekiyordu biz sağlık ekiplerinin olay bölgesine girmemiz için falan. Ama yani burada artık onu gözetemiyorsun. Artık yani burada bir ülke söz konusu. Emniyet ekipleri girmemizin tehlikeli olması olduğunu söylemesine rağmen içeride yaralı polislerimiz olduğu için biz giriş yaptık. Yaralıları aldık, hastaneye götürdük. Olay yerine girdiğimizde ailem aklıma geldi. Vatan, millet, hani bu içinde bulunduğumuz durum aklına geldi. Polislerin hani feryatları, figanları aklımıza geldi. Yani bir sürü şey yaşadık o gün. Hani korktuk. Hani ama bir yandan da hani o polislerimizi çatışmanın içinden çıkarmak zorundaydık. Hani onları o şekilde bırakamazdık. Gözü pek sağlıkçı Gökhan Özsoy o anlarda darbecilerin nasıl saldırdığını anlattı. İlk yaralıyı aldık biz. Aldıktan sonra ilk müdahalesini yaptık. Göğüs travması vardı hastada. Aldık, ambulansı aldık. Tam zaten ambulansı alırken ekip arkadaşlarımızla birlikte helikopter geldi bu alandan. Bize ateş açmaya başladı. Sürücü arkadaşımız ambulansa bindi. Otelin arkasında yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolundan çıkış yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibinde yer alan bir başka kahraman da Ender Bekçi'ydi. Helikopterin gelmesiyle yoğun bir ateş başladı. Hatta o arada bizim ambulans ışıklarımız aktif bir şekilde çalışıyordu. Ateş başlayınca biz ambulansımızın ışıklarını da söndürmek zorunda kaldık. Çatışmanın tam ortasındaydılar ve asla geri adım atmadılar. Karşı bahçeye indirilerek askerler indirildi. Ondan 5 dakika sonra kadar da polisle asker arasında çatışma başladı. Kurşunlar bize kadar geliyordu. Çatışmanın ortasından otele girmek zorunda kaldık. Otele girdik, yaralıya ulaşmak için yardım istedik. Yaralılar kurtarılmış ancak nöbetleri bitmemişti.